Herhangi bir bilim dalıyla, fizik ya da kimya ile uğraştığınızı düşünün. Böyle bir bilim dalıyla uğraşmak demek, bir yığın tonlarca sayı ile uğraşacaksınız demek, değil mi? Ve bunlar büyük sayılar. İster biyoloji olsun, ister kimya, ister fizik, için içine mutlaka sayılar girecek. Üstelik çoğu zaman çok büyük sayılar girecek. Çok büyük veya veya çok küçük sayılarla uğraşmanız da gerekebilecek, değil mi? Çok büyük bir sayı dediğimde hemen aklınıza bir şeyler gelmiştir. Örneğin insan vücudunda kaç adet atom vardır diye sorsam veya e, kaç adet hücre vardır desem veya dünyanın kütlesini kilogram türünden sorsam bu soruların cevapları çok büyük sayılar olur, değil mi? Ya da bu örneklerin tam tersi bir örnek verip bir elektronun kütlesini sorsam, bunun yanıtı da çok ama çok küçük bir sayıdır. Sonuç olarak bütün bilim dallarında böyle sayılarla uğraşırsınız. Size bir örnek vereyim. Mesela en sık karşılaşabileceğiniz, özellikle de kimyada karşılaşacağınız sayılardan biri olan Avogadro sayısı. Evet evet Avogadro sayısı. Bu sayıyı standart, alışılagelen yöntemle yazmaya kalkarsam Aynen şu şekilde. Başka bir renk seçeyim. Evet. 6, 0, 2, 2 ile başlayıp 20 adet daha 0 yazmam gerekir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Basamakları kolay görünmeleri için ayırsam. Çok büyük bir sayı Avogadro sayısının herhangi bir makalede falan yazacak olsam Makaleyi bitirmek bayağı bir zaman alır değil mi? Daha kötüsü sıfırlardan birini unutup unutmadığımı veya fazladan yazıp yazmadığımı anlamak da başka ayrı zor bir iş. Peki acaba bu sayıyı yazmanın daha iyi, daha kolay bir yolu var mı? Ya da tüm bunları yazmamanın bir yolu. 6'yı yazdıktan sonra 23 basamak daha yazmaktan veya 6-0-2-2 yazdıktan sonra 20 tane sıfır yazmaktan daha iyi bir yol daha kolay bir yol. Bu sorunun yanıtı merak etmiş olabilirsiniz bu arada Avogadro sayısını Küçücük açıklayayım, elinizde 12 gram karbon varsa, özellikle de karbon 12 izotopu varsa elinizde Avogadro sayısı kadar atom vardır. Bu kadar karbonda ne kadar atom bulunduğu konusunda size bir fikir vermiştir. Çok büyük bir sayı. Amacım size kimya öğretmek değil tabi, amacım bu sayıyı yazmanın daha kolay yollarını anlatmak. Bu sayıyı yazmanın kolay yoluna bilimsel gösterim diyoruz. Bilimsel gösterim. İnanın bana, e, gerçi bu videolarda söylediklerime pek güven olmazsa da, bilimsel gösterim böyle bir sayıyı yazmanın kolay bir yoludur. Gelin nasıl yazacağınızı göstermeden önce, bilimsel gösterimin temelini oluşturan kuramı göstereyim. Size şunu sorsam, 10'un sıfırıncı kuvveti nedir? 1'e eşit olduğunu biliyoruz değil mi? 10'un birinci kuvveti nedir? 10'a e eşittir. 10'un karesi 10 çarpı 10'dur yani 100. 10'un küpü 10 çarpı 10 çarpı 10 yani 1000'dir. Örüntüyü anlamışsınızdır. 10'un sıfırıncı kuvvetinde hiç sıfır yok. Evet hiç sıfır yok. Onun birinci kuvvetinde bir adet sıfır var. Onun ikinci kuvvetinde iki adet sıfır var. Son olarak onun küpünde üç adet sıfır var değil mi? Daha fazla kafa ütülemeye gerek yok mantığı anladınız. Üç adet sıfır. Onun yüzüncü kuvvetini yazacak olsam nasıl bir sayı yazardım? Hepsini yazmaya hiç niyetim yok tabi. Birin ardından gelen evet doğru tahmin ettiğiniz 100 adet sıfır olacak. Bir yığın sıfır. Buradaki tüm sıfırları saysaydık 100 adet sıfır olduğunu görürdük. Size ilginizi çekebilecek bir yan bilgi vereyim. Bu sayının adını belki biliyorsunuzdur. Bu sayının adı Google. Evet Google, 1990'lı yılların başlarında bu sayıyı gösterdiğiniz birinin aklına arama motoru gelmezdi. Onun yüzüncü e, kuvveti olan sayı gelirdi. Bu çok büyük bir sayı. Bilinen evrende bulunan tüm atomların tahmin edilen sayısından daha büyük bir sayıdır. Evrende ne kadar atom olabilir sizce? E, bu soruyu sorabilirsiniz. Yakın zamanda bu konuyla ilgili bir şeyler okuyordum ve yanlış hatırlamıyorsam Bilinen evrende 10 üzeri 79 ila 10 üzeri 81 arasında atom olduğu yazıyordu. Bu yaklaşık bir sayı elbette. Bunu hiç kimse sayamaz. Bu sayı aslında sadece bir tahmin, tahmine dayalı bir sayı verilmiş ama çok büyük bir sayı tabii. İşin asıl ilginç yanı bu sayı e, ünlü arama motoru Google'ın adlandırılması sırasındaki başlıca nedenmiş. Tek fark kelimenin yazılışını biraz değiştirmişler. Google adını neden seçtiklerini bilmiyorum. Belki en başta bu alan adını aldıkları içindir. Belki de bu kadar bilgiye sahip olmak, ellerinde bu kadar byte bilgileri olsun istemişlerdir veya kelime hoşlarına gitmiştir. Belki de kurucunun en sevdiği sayı bu olabilir. Size güzel bir ek bilgi oldu diye düşünüyorum. Neyse konudan da sapıyorum bu arada. Google işte böyle bir sayı yanında 100 adet sıfır olan bir sayı ama bu sayıyı 10 üzeri 100 şeklinde de yazabiliyorum. Bunun daha kolay bir yazım şekli olduğu açık değil mi? Bunu yazmak, bunu yazmaktan daha kolay. Evet bu daha kolay. Bunu yazmak gerçekten de çok zor. Yazmaya kalkışmadım bile. Bunu yazmak çok vaktimi alırdı. Yukarıdaki bu sayıda 20 adet sıfır var. Düşünün 100 adet sıfır yazsaydım tüm ekranı doldururdum. Siz de çok sıkılırdınız. O yüzden yazmadım bile. Bunu yazmanın daha kolay olduğu apaçık ortada. Onun kuvvetleri yazılacaksa bu yöntem gayet iyi. Peki, onun tam kuvveti olmayan bir sayıyı nasıl yazabiliriz? Kuvvet kullanarak yazma kolaylığından nasıl yararlanabiliriz? Bunu nasıl başarabiliriz? Bunu yapabilmek için öncelikle bir şeyin farkına varmamız gerekiyor. Bu sayıyı bir diğer şekilde, bu sayıda kaç adet basamak var? 1, 2, 3 ve 20 adet de 0. Yani 6'dan sonra 23 adet basamak varmış. 6'dan sonra 23 adet basamak. Peki bu sayıya 10'un kuvvetini kullanarak nasıl yaklaşabilirim? Örneğin 10 üzeri 23 yazarsam. Bunu mor yazayım. 10 üzeri 23 kaça eşittir? Yanında 23 adet 0 olan 1'e eşittir. Değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ve 23. İşte bu sayı 10 üzeri 23. Evet bu sayı. Peki 6 ile başlayan bu sayıyı 1 ile başlayan bu sayının bir çarpanı olarak yazabilir miyiz? Elbette yazabiliriz. Çünkü bu sayıyı 6 ile çarparsak 10 üzeri 23'ü 6 ile çarparsak kaç eder? Yanında 23 adet 0 olan 6 sayısını elde etmiş oluruz. En başta 6 var. Onun ardından da 23 adet 0. Bunu belirteyim. Burada 23 adet 0 var. Ne yaptım? Bu sayının 6 katını aldım. Nasıl yapacağınızı biliyorsunuz. 1'in 6 katı 6'dır. 0'ları 6 ile çarparsanız hepsi 0 olur. Yani sonuç yanında 23 adet 0 olan 6. Epey kullanışlı bir yöntem ama hala bu sayıyı elde etmiş değiliz. Bu sayıda 2 adet de 2 var. Bunu nasıl halledebiliriz? Bunları da ondalık bölüme yazabilir miyiz acaba? Bu sayıda 2 adet 2 olmasaydı bu iki sayı birbirinden aynı olacaktı. İkiler de olacaksa ne yapabiliriz? Sayımıza ondalık bölümü ekleyebiliriz. Şöyle deriz bu sayı 6,022 çarpı 10 üzeri 23'e eşittir. Artık bu sayı bu sayının aynısı oldu. Ne var ki bunu yazmak bunu yazmaktan çok daha kolay. İsterseniz sağlamasını yapabilirsiniz. Biraz vakit alacak tabii. Keşke daha küçük bir sayıyla yapsaymışız ama 6,022'yi 10 üzeri 23 ile çarparsanız ve her bir basamağı açık açık yazarsanız bu gördüğünüz sayıyı elde edersiniz. Avogadro sayısını elde edersiniz. Evet avogadro. Avogadro sayısını elde edersiniz. Tüm bunlar biraz karmaşık olsa da ilk başta sezgisel olarak kavramanız zor gibi görünse de sonuçta bu her bir basamağı açık açık yazılmış bir sayı. Bu da onun bir kuvvetiyle çarpım içeren bir sayı. Bu kolay bir konu değil diyebilirsiniz ama aslında kolay. Çünkü kaç adet sıfır içerdiğini hemen anlıyorsunuz. Ayrıca bu sayıyı yazmanın çok daha kısa bir yöntemi. Başka örnekler de yapalım. Avogadro sayısıyla başladım çünkü onu yazmak için bilimsel gösterim kullanmanız gerekir. Böylece aynı rakamları defalarca yazmak zorunda kalmazsınız. Gelin başka sayılarla örnekler yapalım. Hepsini bilimsel gösterim ile yazalım. E, elimizde şöyle bir sayı olsun. Sayımız 7345 olsun. Onu bilimsel gösterim ile yazmaya çalışalım ve şöyle başlayalım. Sayımız 7345. Binler seviyesinde bir sayıyı nasıl yazabiliriz? Az önce yazmıştım. Onun üçüncü kuvveti bindir. Onun küpünün bin olduğunu biliyoruz. 7345'ten küçük en büyük kuvveti 1000'dir değil mi? Sayımız 7000 civarında bir sayı, sayıda 7000 var. Ardından 0 onda 3000 var. Ardından 0,04000 var. Bilmiyorum bunlar size bir fikir veriyor mu? Sayıyı şöyle yazabiliriz. Ee, 7,345 çarpı 10 üzeri 3. Bu neye eşittir? 7000 artı 0,3 bin. 0,3 çarpı bin neye eşittir? 0,3 çarpı 1300'dür. Harika. 0,04 çarpı bin neye eşittir? E 40'tır. Çok iyi. 0,005 çarpı 1000. e neye eşittir? 5'tir. O halde 7,345 çarpı 1000. 7345'tir. Gelin daha anlaşılır olması için çarpma işlemini açık açık yazalım. 7,345'i 1000 ile çarparsam. Bu işlemi yaparken sıfırları dikkate almam, yukarıdaki rakamları 1 ile çarparım. Sonuç nedir? 7 3 4 ve 5. 3 adette sıfır var. Onları da en sona eklerim. Tabii bir de virgülden sonraki 3 basamak vardı. 1 2 3 1 2 3 virgülü buraya koyarım. Sayımız ortaya çıktı. 7,345 çarpı 1000, evet 7,345'tir. Başka örnekler de çözelim. Gelin 6'yı bilimsel gösterim ile yazalım. 6'yı o şekilde yazmaya gerek yok tabii ama yazsaydık nasıl yazardık diye soruyorum. Onun 6'dan küçük olan en büyük kuvveti nedir? Onun 6'dan küçük olan en büyük kuvveti... 1'dir değil mi? O halde şöyle yazarız. 1 ee, bir sayı çarpı 10 üzeri 0. Evet burası 1'e eşit. Peki 6 hangi sayı ile 1'in çarpımıdır? 6'nın çarpımıdır. Yani 6, 6 çarpı 10 üzeri 0'a eşittir. 6'yı bu şekilde yazmanız gerekmez elbette. Yalnızca 6 yazmak çok daha kolaydır ama gördüğünüz gibi istediğiniz sayıyı bilimsel gösterim ile yazabilirsiniz. Pekala. Şimdi yazacağım gibi bir sayıyı yazmak istersek nasıl yazacağız? Videonun en başında çeşitli bilim dallarında hem çok büyük hem de çok küçük sayılarla uğraşırsınız demiştim. Diyelim ki elinizde başka bir renkle yazayım. Diyelim ki 1 2 3 4 ve 5 adet 0 olsun. Ardından da 7 gelsin. Şunu belirteyim bu işlem yapması kolay bir sayı değil. Bu sayıyı onun bir kuvveti olarak nasıl yazabiliriz? Onun bu sayıdan küçük en büyük kuvveti kaçtır? Bu sayıyı bölebilen bir sayı olmalı. Şimdi onu düşünelim. Şu ana kadar örnek verdiğimiz onun kuvvetlerinin tümü pozitif işaretliydi. Onun negatif işaretli kuvvetlerini de kullanabiliriz elbette. 10 üzeri 0'ın 1 olduğunu biliyoruz. Buradan başlayalım. 10 üzeri eksi 1. E, 1 bölü 10'dur. Bu da 0 onda 1'e eşittir. Renk değiştireyim. Pembe olsun. 10 üzeri eksi 2. 1 bölü 10'un karesidir. Bu 1 bölü 100 demektir. O da 0 tam yüzde 1'e eşittir değil mi? Zihninizde canlanmaya başlamıştır. Bir tane daha yazayım ki tam olsun. 10 üzeri eksi 3. 10 üzeri eksi 3, 1 bölü 10'un küpüdür. Bu 1 bölü 1000 demektir. O da 0 tam 1000'de 1'e eşittir. Buradaki örüntü nasıldır? 10'un eksi işaretli kuvveti kaç ise virgülden sonra o kadar basamak vardır. Bu sefer sıfırların adedini saymıyoruz. 10 üzeri eksi 3'te 2 adet sıfır var ama virgülden sonra 3 basamak var. Pekala, 10'un bu sayıdan küçük olan en büyük kuvveti kaçtır? Bu sayıda virgülden sonra kaç adet basamak var? 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 basamak var. O halde 10 üzeri eksi 6 eşittir 0 virgül. Virgülden sonra 6 basamak olacak ve Son basamakta da 1 olacak. Yani 5 adet 0 ve 1 olacak. Bu sayı 10 üzeri eksi 6'dır. Bu sayı bu sayının 7 katıdır. Bu sayıyı 7 ile çarparsak 7 kere 1 7'dir. Virgülden sonra da 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 basamak var. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. O halde bu sayı çarpı 7'nin ilk başta yazdığımız sayıya eşit olduğunu görmüş olduk. Yani bu sayıyı her seferinde bu şekilde yazmak yerine şöyle yazabiliriz. Şu sayı çarpı eşittir 7 çarpı bu sayı. Ama bu sayıyı yazmakla bu sayıyı yazmak arasında bir fark yok. Ne var ki bu sayı 10 üzeri eksi 6'ya eşit. 7 çarpı 10 üzeri eksi 6 artık zihninizde canlanıyordur. Diyelim ki elimizde şöyle bir sayı olsun. 7'den sonra ne desek diyelim ki 7'den sonra 3 olsun. O zaman nasıl yazardık? Yapmamız gereken şey buradaki ilk basamaktan başlamak. Sayının bu basamağa kadar olan bölümünü ele alıp onun bundan küçük olan en büyük kuvvetini düşüneceğiz. Bu sayıyı bilimsel gösterim ile yazmak istersek en iyisi yeni bir ondalık sayı yazayım sayımız şu olsun 0,0000516. Bu sayıyı bilimsel gösterim ile yazmak istiyorum. Yapmam gereken ilk şey 0 olmayan ilk basamağı belirlemek. Sonra da onun bu sayıdan küçük olan en büyük kuvvetini bulacağım. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. O halde eşittir 5,16. Önce buradaki 5'i yazdım. Sonra da geri kalan rakamları virgülün artına yazdım. Çarpı 10 üzeri şimdi de sayının 0 olmayan ilk basamağa kadar olan bölümünü düşünüp onun bu sayıdan küçük olan en büyük kuvvetini yazacağız. 1, 2, 3, 4, 5. O halde 10 üzeri eksi 5. Başka bir örnek yazalım. Özellikle vurguladığım şey şu. Soldan başlıyorsanız sıfır olmayan ilk basamağı bulup onun kuvvetini belirliyorsunuz. 10 üzeri eksi 5'i böyle yazdım. Önce saydım. 1, 2, 3, 4, 5. Önce bunu sayıyorsunuz. Burada da yapmıştık. Sonra... Kalan diğer basamakları da virgülün ardına yazıyorsunuz. Başka bir örnek yazalım. 0 virgül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bunun baş belası bir sayı olduğu çok açık. Sıfırlardan birini yazmayı unutabilir veya fazladan sıfır yazabilirsiniz. Önemli bir bilimsel araştırma yapıyorsanız bunun bedeli çok ağır olabilir. Bu kadar küçük dozda ilaç yazılmaz aslında ama belki de yazılır. Neyse buna girmeyelim şimdi. Bu sayıyı bilimsel gösterim ile nasıl yazarız? Soldan başlıyorsam sıfır olmayan ilk basamağı bulurum. 8 virgül 192. 8'den sonra virgül koyup 192'yi ekledim çarpı 10 üzeri kaç sayacağım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 8'i de dahil ediyorum. 10 üzeri eksi 10. Siz de kabul ediyorsunuzdur. Bunu yazmak, bunu yazmaktan daha kolay. Şimdi de bilimsel gösterimin bir diğer önemli özelliğini görelim. Diyelim ki elimde iki sayı olsun ve onları çarpmam gereksin. Sayılardan biri 0,005 olsun. Çarpı 0,0008 diyelim. Bu aslında yapması çok kolay bir işlem ama bazen bu işlemler epey zahmetli olabiliyor. Özellikle de virgülden sonra 20 veya 30 adet sıfır varsa. Bilimsel gösterim ile yazdığınızda aslında sadeleştirmiş olursunuz. Bu sayıyı şu şekilde yazabiliriz. 5 çarpı 10 üzeri kaç? Virgülden sonra 1, 2, 3 basamak var. 10 üzeri 3 çarpı 8 çarpı 10 üzeri Affedersiniz burası 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 olacak değil mi? Bu çok önemli. 5 çarpı 10 üzeri 3, 5000'e eşit olurdu. Buna çok dikkat edin. Bu sayı neye eşittir? Virgülden sonra 1, 2, 3, 4 basamak var. 8 çarpı 10 üzeri eksi 4. Bu iki sayıyı çarpıyorsak bu işlemi şu şekilde de yazabiliriz. 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 çarpı 8 çarpı 10 üzeri eksi 4. Bilimsel gösterim ile yazılmış olmaları bir şeyi değiştirmez. Yazılan sayıları çarpıyorsunuz. Çarpma işlemi söz konusu ise böyle yazabilirsiniz. Çarpma işleminde sıranın bir önemi yok. Bu nedenle şu şekilde de yazabilirim. 5 çarpı 8 çarpı 10 üzeri eksi 3 çarpı 10 üzeri eksi 4. 5 çarpı 8 kaçtır? 5 çarpı 8'in 40 olduğunu biliyoruz. 40 çarpı 10 üzeri eksi 3 çarpı 10 üzeri eksi 4. Üstel sayılarla ilgili kuralları biliyorsanız tabanı aynı olan iki sayıyı çarparken üstlerini topladığınızı biliyorsunuz demektir. Yani eksi 3 ile eksi 4'ü toplayacağız eşittir 40 çarpı 10 üzeri eksi 7. Süper. Bir örnek daha yapalım. Avogadro sayısını başka bir sayıyla çarpalım. 6,022 çarpı 10 üzeri 23 olduğunu biliyorsunuz değil mi Avogadro sayısının? Bu sayıyı gerçekten çok küçük bir sayıyla çarpalım. Çarpı 7,23 çarpı 10 üzeri eksi 22 olsun. Bu gerçekten çok küçük bir sayı. Virgülden sonra 21 adet 0 olacak. Ardından 7 gelecek ve sonra da 2 ile 3. Gerçekten çok küçük bir sayı ama bilimsel gösterim kullanarak çarpma işlemi yapmak çok kolaydır. Eşittir 6,0 yanlış yazdım 6,022 çarpı 10 üzeri 23 çarpı 7,23 çarpı 10 üzeri eksi 22 sıralamayı değiştirebiliriz. Eşittir 6,022 çarpı 7,23 bu bölümü yazdık. Bilimsel gösterimlerin ilk bölümlerini yazmış olduk. Çarpı 10 üzeri 23 çarpı 10 üzeri eksi 22. Bu bölümde ondalık sayılarla çarpma işlemi yapacağız. 40 civarında bir sayı çıkacak. Şu anda aklımdan yapamıyorum ama diğer bölümü hesaplamak çok kolay. İlk bölümü olduğu gibi bırakıyorum. Bu bölümü yazalım. Çarpı 10 üzeri 23 çarpı 10 üzeri eksi 22. Üstleri toplayacağız. Çarpı 10 üzeri 1. Bu sayı her ne ise artık ona hiç dokunmuyorum çünkü hesap makinem yok. Yaklaşık olarak kaç olur acaba? 7 onda 2 ile 6'yı çarparsak 41 civarı bir şey olur. Yaklaşık olarak 41 çarpı 10 üzeri 1'dir. Bu da ne demektir? Yaklaşık 410 eder. Tam sonucu bulmak için bu çarpma işlemini yapmalısınız bilimsel gösterim ile yazmanın çok büyük ve çok küçük sayılarda çok kullanışlı olduğunu anlamışsınızdır umarım üstelik yalnızca sayıları yazarken veya ne kadar büyük olduklarını anlarken de değil dört işlemi kolaylaştırdığı için de bu çok yararlıdır.